أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله دين و yaşam tarzı birbirinden ayrıldı mı insan felaketlere düçar olur. İçinden çıkılamaz işlerin içerisine girer. Allahu Teala Celle Celaluhu vermiş olduğu evamir ve nehayis yani emirleri ve yasakları neyedir? İşte falancanın filancanın ahlakını sadece düzeltmek içindir. Hayır. Öyle bir şey yok. Ne emir vermişse, ne yasak vermişse onlar hayatımızın her anına yöneliktir. Yani senin evinin içerisinde de Allahu Teala'nın emir ve yasakları var. Onlara dikkat edeceksin. İş yerine gittiğin zaman iş yerinde de var. Arkadaşınla bir yerde oturup sohbet edeceğin zaman orada da var. Yolda oturacağın zaman orada da var. Her yerde var. Allah'ın emir ve yasakları. Bir mahalleyi yönetiyorsan orada da var. Belediyeyi yönetiyorsan orada da var. Şehri yönetiyorsan orada da var. Hükümeti yönetiyorsan orada da var. Nerede bulunuyorsan bulun, Allah'ın emirleri ve yasakları direkt sana yönelmiştir. Onun için bazılarının saçma sapan söylediği sözler hiç mantıklı bir şey değil. Yansıtmıyor mantıkıya. Nedir? İşte emir ve yasaklar sadece ahlaka yöneliktir. Onun haricinde biz kanun yaparız, o kanuna göre hareket. Hayır. Allah'ın dininden ne kadar kaçarsanız batmaya o kadar mahkumsunuz. Allah'ın dininin kurallarından Celle Celaluhu ne kadar kaçarsak o kadar batacağız. Ne kadar Allah-u Teala'ya dönersek o kadar çıkacağız, yükseleceğiz. وَمَا أُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ Ne ile emrolundunuz? لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ Allah'a ibadet etmekle emrolundunuz. Muhlisine lehuddin yaptığınız ibadeti de nasıl yapacaksınız biliyor musunuz? Araya kimseyi karıştırmadan ibadetinizi sırf Allahu Teala'nın rızasını kazanmak için yapacaksınız. Allahu Teala bizden bunu istiyor Celle Celaluhu. İhlas ile onun yoluna yönelelim. Mektebe gittiğin zaman mektepte de Allah'ın koyduğu kurallar var. Onlara göre hareket edeceksin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği ahlak var, adab var. Yol var. Bir kız istemeye gittiğin zaman onun da ahlakı var. Çocuğun olduğun zaman onun yetiştirmenin de bir ahlakı var. Ama biz ne yaptık? Her şeyi kenarıya attık. Her şeyi kenarıya attık. Ne yetişen çocuktan hayır çıkıyor, ne kurulan birliktelik hayatından, evlilik hayatından hayır çıkıyor. Hiçbir şeyden hayır çıkmıyor. Hepsi berbat. Allah'ın dinine dönersek kurtuluruz. Dönersek düzeliriz. Hangi makamda olan insan varsa hepsine söylüyorum. Allah'ın dininden ne kadar öteye gidiyorsanız, gidiyorsak bilin ki felakete gidiyoruz. Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa ötekisi gün. Ötekisi gün. Bugün bizler Allah'tan korkan bir topluluk olmaktan bayağı fersah fersah uzaklara gittik. Fersah fersah uzaktayız. Allah'tan korkan bir toplum değiliz biz. Edilen sohbet burada kalıyor veyahut da belirli bir yere uzanıyor, orada kalıyor. Herkesin dinleyeceği yerlerde yapılan sohbetlerde Allah korkusu yok maalesef. Çünkü yapan insanda Allah korkusu yok. Yapan insan daha Allah'ın dinini bilmiyor, sistemini, düzenini bilmiyor. Öyle. Onun verdiği eğitimden ne olabilir? Ne yetişebilir? Soruyorum, ne yetişebilir? Ahlakı olmayan insan nasıl bir ahlak öğretecek ya? Nasıl bir ahlak öğretecek? Soruyorum. Ağzına kötü kelime almayı ahlaksızlık görmüyor adam. Açık saçık gezmeyi ahlaksızlık görmüyor adam. Açık saçıka bakmayı ahlaksızlık görmüyor adam. Açık bir insana baktığı zaman
tövbe etmesi gerektiğini bile inanmıyor adam. O insan anlattığından, öğrettiğinden ne fayda görebileceğiz? Göremeyiz. Ne dedi? İsa Aleyhisselam'a Allahu Teala Celle Celaluhu, "İz nefseke," önce kendine, nefsine vaaz et. Koskoca peygamber ya. İsa Aleyhisselam. Ulul azm peygamberlerinden. Ne diyor ona? İnsanlarda tesir istiyor musun? Anlattığın vaaz tesir etsin istiyor musun? Hakka davette onları böyle bir efvaca diyor ya, bölük bölük girsin istiyor musun? O zaman önce "İz nefseke," nefsine vaaz edeceksin. Nefsini terbiye edeceksin. Nefsini kötüden alacaksın. Ondan sonra وَاِنِ اتَّعَلْتَ, eğer nefsin vaazı kabul ettiyse, yerine getirme gayretine düştüyse, ondan sonra فَعِدِ النَّاسِ, tamam, ondan sonra insanlara vaaz et. Senin sözünde etki olur o vakit. Öteki türlü bütün vitamininden arındırılmış bir meyve sıkıyorsun. Bu ne meyvasıdır bu? Suni bir meyvedir. Vitamini yok, hiçbir şey yok. Görünüşe bakıyorsun, o bu portakal suyu. Görünüşte öyle, portakal suyu, evet. Ama içerisinde vitamin yok, hiçbir şey yok. Veriyorsun adama, diyorsun ki bunu iç iyileşirsin. İyileşmez. Neden? Vitamini yok çünkü. Doğal olmamış, doğal toprakta git bitmemiş. Doğal tohumlu olmamış. Doğal su verilmemiş, hormon ona verilmiş. Bak şimdi mevsiminde olmayan bir domates. Al git evde kes de ye. Bir onun tadına bak, bir de mevsiminde olana bak. Mevsiminde olmayan domatesi yedin mi, domatesden adam şey oluyor. İmam-ı Şahrani Hazretleri misvak mevzuunda çok şey, ince bir mevzu anlatıyor. Nedir o? İyi dinleyin. Diyor ki, kardeşim diyor, misvağını aldığın zaman misvağına bak diyor. Misvağın yaş misvak olsun, kuru misvak olmasın. Neden? Öteki kuru misvak diyor, seni misvak sünnetinden uzaklaştırır. Alırsın kuru bir misvak, atarsın, o misvak olduğu gibi ağzında kalır. Ya bütün misvaklar mı böyle? Tamam, ben misvak kullanmıyorum dersin diyor. Resul-i Ekrem'in sünnetinden uzak kalırsın. Onun için yaş misvak al diyor. Dikkat et aldığın misvağa. Ya. Sen de bugün bir sohbet dinliyorsun, hiçbir etki bırakmıyor sende. Kimin sohbetini dinlediğini iyi bakacaksın. Domates alıyorsun, sera domatesidir. Tadı yok. Domatesden adamı uzaklaştırır. Allah-u Teala'nın ayetlerini dinlersin. Kimden dinlersin? Kalbinden anlatan adamdan dinleyeceksin. Şeyhimiz Hazretleri buna çok önem verirdi. Kalbine gelen bir ilim varsa anlat kardeşim, dinleyelim. Kitaptan okuyacaksan ben de açar okurum kitabı dedi. Ben de açar okurum o. Herkes de açar okurum. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin gidi. Bu adamlar her şeye bidat derler. Ehli tarik ne yaparsa bidat diyorlar. Peki ben şimdi onlara söylüyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kitabı açıp da sohbet etti mi? Hadi bakalım. Hadi bakalım, siz diyorsunuz ki bak biz bidat demiyoruz yaptığınızı. Biz demiyoruz. Biz öyle elhamdülillah biz ehli hak insanlarız. Öyle olur olmaz, benim yaptığım doğrudur, benim yaptığımdan başka hepsi bid'attır. Biz öyle bir kişiliğe sahip değiliz, Allah'ımıza hamdolsun. Ama sizin anlatımınızda buna münazarada ilzam derler. Nedir o? Karşındaki adam sana bir delil sunar, o delil senin için makbul bir delil değildir aslında. Ama kendisini bağlıyor o söylediği sözle. Onunla bağlıyoruz onu. Siz diyorsunuz ki, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yapmadıysa bu sizin yaptığınız bidattır diyorsunuz. Ben de diyorum ki Efendimiz kitabı açıp da kimseye sohbet yapmadı. Bu sizin yaptığınız sohbetlerin hepsi bidat sizin görüşünüze göre. Bizim görüşümüze göre değil. Sizin görüşünüze göre bunların hepsi bidat. Ya ne oyunlar. Şey efendi güzel bağlıyor. Ya sonradan çıkan diyor her şey bidattır diyorsunuz. Vahhabi ismi ne zaman, peygamberimiz zamanında var mıydı diyor. O da sonradan çıkmadı mı? Selefi sonradan çıkmadı mı? Sizin anlayışınıza göre. Ya. İşte kalbine ayetleri indirmiş insandan dinlersek, tabii bir de kendimizi de ona vermemiz lazım. Kendimizi de ona vermemiz lazım. Burası çok önemli bir nokta, biliyor musunuz?
Bu ilim çok önemli bir ilim, biliyor musunuz? Dağlar kadar kütüphanen olsa o kitapların hepsini de okusan, bil ki Hazreti Ebubekir radıyallahu teala anh'ın Resul-i Ekrem'e nasıl tabi olduğunu bulamazsın. Çünkü bu kitap meselesi değildir. Bu kalp meselesidir. Bu aşk meselesidir. Onlar kitapta yazmaz. Kalp ile bağlı olmak. Dağ kadar bir kütüphane sen okumuş olsan onu yakalayamazsın, eğer kalbinle teslim olmayı öğrenemediysen. Kalbini birisine veremediysen yani. Bugün neyi biz kaybettik biliyor musunuz? Allah için sevmeyi kaybettik. Herkes bugün bakıyorsun Allah için kızıyor onlara sorsan. Fakat İmam-ı Gazali üstadımız çok ince bir şeye parmak basıyor. Diyor ki evet, el-buğzu fillah var, bir de el-hubbu lillah var. Doğrudur. Musa aleyhisselam, Allahu Teala Celle Celaluhu Musa aleyhisselama sor, dedi ki ya Musa, benim için yaptığın bir şey var mı? Musa aleyhisselam da başladı anlatmaya. Ya Rabbi, ben namaz kılıyorum senin için, oruç tutuyorum senin için, cihad ediyorum senin için. Allahu Teala, ya Musa, namaz senin için. Namazı kılınca o sana yarayacak. Oruç senin için, şu senin için, bu senin için, benim için yaptığın ne var dedi. Ya bu din-i mübin, İslam ne kadar güzel bir din. Nice ibadetler var ama bak, görüyor musun? Allah için olan onlar değil diyor Allah-u Teala. Bana ayırdığım özelleri var diyor Göre. Namaz sana dönüyor. Yani namazı kılmazsan demek ki öyle bir ibadet yapacaksın ki orada aranılan sırf Allah'ın rızası olacak. Başka hiçbir şey yok. Karşılık yok. Onu yapmazsan günahı yok. Ama onu yaparsan katmer katmer Allah'a yaklaşmak var Celle Celaluhu. Dedi ki Musa aleyhisselam, ya Rabbi dulleni ala amelin yuhibbuhu ente, yani tuhibbuhu, göster bana o sevdiğin amel nedir? Senin için olan nedir? Göster bana da yapayım. Allahu Teala buyurdu Celle Celaluhu, el hubbu fi vel buğdu fi. Benim için seveceksin, benim için kızacaksın. Evet, bu çok büyük bir ibadettir. Allah için sevmek, Allah için kızmak. Aman ne saddakna. Fakat bugün bunu neyine alıyor insanlar? Herkes burada el-buğzu fillahı alıyor. Allah için kızıyorum diyor. Ne diyor İmam Gazali Üstadımız biliyor musunuz? Kardeşlerim diyor, Allah için kızmak çok ince bir çizgidir. Çok ince bir çizgidir. Allah için kızmayı herkes başaramaz diyor. Niyetini çok sağlam tutup nefsini araya hiç katmaman lazım. Bu kadar ince, eğer detaylara dikkat edebileceksen yap, yoksa bırak yapma diyor. Çünkü neden biliyor musun? Niyetin kötüye kayar da nefsin için birisine kızarsan kaş yapayım derken göz çıkartırsın. Bunun celemesi de kötü olur diyor. El-hubbu lillah kolaydır diyor. Sıkıntısı yok Allah için sevmek. Bugün insanımız sağlam olanını, tehlikesiz olanını bıraktı, Allah için sevmeyi bıraktı, Allah için kızıyorum diyor. Allah için kızıyorum. Allah için kızmanın bir çizgisini söyleyelim size, bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Şahı Merdan'ın bereketi üzerimize insin. İnşallah. Bir savaşta Hazreti Ali radıyallahu teala, daha önce anlattım ama tekrar anlatalım. Onun meseleleri, onun menkıbeleri böyle nur yani. Yatırdı düşmanı yere. Kılıcı da elinde. Zaten hani geçen okuduk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dünyadan en çok neyi sevdin? Hazreti Ali'ye. Söyleyince oluyor. Ad-darbu bis-seyf. Kılıçla kılıçla boyunları vurmayı severim dedi. Ad-darbu bis-seyf. Ve-s-siyamu fis-sayf. Ve ikra'u zayf. Üç şey. Birisi nedir? Bir kılıç da dedi, savaşmayı ben bir çok severim. Sonra yazın uzun günlerinde oruç tutmayı severim. Ve ikra'u zayf. Bir de misafir ağırlamayı severim. Ama Subhanallah. Yani bizim gibi değil ha. Biz ne diyoruz? Ambar doluysa, erzak doluysa misafir gelsin. Onlar öyle değil. Misafire her zaman kapımız açık diyorlar. İnsan suresinde bir ayet-i kerime var. Subhanallahil azim.
Yani bu insanlar Bismillahirrahmanirrahim nasıl Esedullah Allah Hazreti Ali nasıl o kadar makama erdi? O kadar güzel insandı kendisi mübarek. O kadar Allah donatmıştı onu yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdular? Açık açık söyledi yani. En nazaru ila aliyyin ibadetun. Ali'ye bakmak ibadettir. Allahu ekber. Ali'ye bakmak ibadettir dedi Efendimiz. Kim rivayet ediyor bu hadis-i şerifi? Hazreti Ebu Bekir. Radiyallahu teala. Bismillahirrahmanirrahim. Bu insanlar da işte Hazreti Ali'yi sevip Hazreti Ebu Bekir'i kavgalaştırıyor. Hazreti Ebu Bekir'i sevip tevbe estağfurullah. Hazreti Ali'nin evinde hiçbir şey yok. Ya peygamberin damadı, amcasının oğlu, kardeşi, manevi kardeşi. Çünkü aynı evde büyüdüler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Hazreti Ali'nin annesinin ismi de Fatıma'ydı. Yani yengem Fatıma'ya Allah rahmet etsin diyordu. Ali ile benim aramda hiçbir fark yapmadı. Yani kendi oğlu gibi büyüttü beni diyor. Ali ile beni hiç ayırtmadı diyor yani. Ki o kadar sevmiş ki Efendimiz demek ki onu sallallahu aleyhi ve sellem kızına da Fatıma diye isim koydu. Yani evlerinde hiçbir şey yok. Çıkıyor dışarıya borç istemeye. Sadece diyor ekmek yapmak için borç istedi. Yanına çorba şey yapmak için istemedi. Bunlar yani. Şimdi bugün bir ahmak çıkıp da diyor ya onlar da insan ben de insan. Bu adamın kafasını duvara vuracaksın. Onlar da insanmış o da insanmış. Evinde hiçbir şey yok. Çoluğu çocuğu var. Tamam mı? Gidiyor borç istemeye. Sadece ekmek için istiyor. Yani yanında çorba için istemiyor borç. Gitti borç istedi. Aldı. 3 tane çörek yapmış. 4 tane çörek yapmış. Hazreti Fatıma. 2 tanesi Hazreti Hasan'la, 1 tanesi Hazreti Hüseyin'in, birisi Hazreti Ali'nin, birisi Hazreti Fatıma'nın. Oruçlular akşamı bekliyorlar. Çocuklar yedi. Hazreti Fatıma ile Hazreti Ali akşam ezanını bekliyorlar. Akşam ezanı okunacak sırada tam kapı çalıyor. Kimsin? Misafir gelmiş. Karnı açmış. Gelen misafir öyle diyor. Karnım aç diyor. Ayet-i kerimede var bu. Kerimede var. Miskinen ve yetimen ve esiren. Üçü geçiyor. Önce bir miskinim dedi gelen. Ben miskinim dedi. Yiyecek bir şeyim yok dedi. İftar edecek bir şeyim yok. Hazreti Ali içeriye girdi. Bakın şu üstüne ahlaka bakın. Sesini çıkartmadan kendi çöreğini aldı gidiyor. Hazreti Fatıma dedi ne oldu? Yok bir şey siz devam edin diyor. Ne oldu ne oldu ısrar edince ya bir aç birisi gelmiş diyor. Tamam mı? Onu bu çöreği götüreyim ona vereyim. Ne diyor biliyor musun Hazreti Fatıma radıyallahu ta'ala? Tamam tamam sen götür ben bunu yiyeyim demiyor bizimki. Bizimkiler olsa şimdi oho bırak ya sen zaten sen açtın zaten boş. Gitsin bulsam bir yerde. Diyor ki Hazreti Fatıma onunla doymaz diyor al bunu da ver de bari doysun adam gibi diyor. Veriyorlar o gün. Aç karnına suyu içiyorlar, iftar ediyorlar. Ertesi gün tekrar oruç. Tekrar akşam olur. Yine aynı şekilde 4 tane çörek. Tam iftar vakti kapı tık tık tık. Miskinen bu sefer gelen adam diyor ki "Ve yetimen." Ben yetimim. Bana işte yiyecek bir şey verir misiniz? Bana yiyecek bir şey verir misiniz? Hazreti Ali yine sessiz sessiz geliyor, kendininkini alıyor. Yine gidecek. Hazreti Fatıma yine durduruyor. Al benimkini de ver bari karnı doysun. Üçüncü gün yine kapı çalıyor. O esiren. Bu sefer diyor ben esirim burada. Akrabam yok, hiçbir şeyim yok benim burada. Yiyeceğim yok, evim yok, barkım yok. Aynı olay tekrar cereyan ediyor. Aynısı. Aynı şekilde. Ya miskinen ve yetimen ve esiren. Ne derler diyor bir de bakın asıl önemli olan burası biliyor musunuz? Ve diyor o benim halis kullarım bir hayır yaptığı zaman birilerine bir iyilik yaptığı zaman şöyle söylerler. İnnemâ nut'imukum li vecihillâhi la nuridu minkum cezâen ve la şukûran. Biz sizi ancak Allahu Teala için rızası için yediriyoruz. Ne bir teşekkür isteriz ne bir karşılık bekleriz. Hazreti Ali
Böyle yapıyor. Onlar işte Esedullah oldu. Allah'ın Esedi, Allah'ın Arslanı. Nasıl oldu? Bu üstün ahlakıyla oldu o insanlar. O da insan, ben de insan. Yahu sen onun tırnağı olabilir misin? Biz, yani sana özellikle söylemiyorum, ben de olamam yani. O kutlu insanları. Bu kadar müthiş bir hayat yaşamışlar. Ne diyoruz biz onun için? Allah'ım onların bereketlerini bizim üzerimize düşür. Bir damla düşse bize inşallah Şah-ı Merdan'ın dünyamız da mamur olur, ahiretimiz de mamur olur. Güç üzerine güç vermiş Allah, kuvvet üzerine kuvvet vermiş onlara. Şan üzerine şan, şeref üzerine şeref vermiş. En nazaru ila aliyine ibadetin diyor işte Efendimiz. Ali'ye bakmak ibadettir. Has kul olursan sana bakmak bile ibadet oluyor. Allah'ın sevgisi burada kardeşim. Allah için sevmek burada. İşte Hazreti Ali radıyallahu teala yatırıyor düşmanı yere de mübarek tam boynunu vuracak, düşman yüzüne tükürüyor onun. Allah için kızmayı anlatıyorum bak. Allah için kızıyorum diye ortalığı velveleye veriyor da çok sevap kazanıyormuş diye insanlara söylüyor ya. Yüzüne tükürünce kalkıp gitti Hazreti Ali radıyallahu teala. Yahu şu ince çizgiyi kim muhafaza edebilir bu zamanda ya? Hepimizin soruyorum, nefislerimize soralım yani. Düşmanı yatırdık, zaten kafir. Zaten kafir. Yüzümüze tükürüyor. Zaten öldürecektik onu yani. Yüzüne tükürdüğün zaman ne yaparsın? Senin yapacağın, bir kere keseceksen iki kere kesersin. Biz öyle yaparız yani. Hazreti Ali radıyallahu teala kalktı, bıraktı, gitti adamı. Bıraktı, düşmanı bıraktı orada. Yahu dedi, ne yapıyorsun? Adam da şaşırdı. Adam da afalladı yani. Ne yapıyorsun? Niye beni bıraktın? Dedi ki Hazreti Ali radıyallahu anh, seni dedi Allah için öldürecektim. Allah Allah. Esedullah olmak böyle bir şey işte. Allah'ın arslanı hani. Laz'ın bir tanesi demiş ya, açmış ellerini. Allah'ım, Allah'ım. Hazreti Ali'ye aslanım dedin. Bana da kedum desen demiş. Şimdi gerçekten Allah'ın olmak. Celle Celaluhu. Çok ayrı bir şey. Allah'ın aslanı. Subhanallah. Seni diyor bakın bir savaş meydanında kaç tane askerle karşısındaki düşmanla karşılaşıyor ama kalbindeki niyet o kadar sağlam. Şaşmıyor. Öldürdüğümüzü biz sadece Allah için öldürürüz. Celle Celaluhu. Yüzüme tükürdüğün zaman diyor nefsim araya girdi. Onun için seni bıraktım. Ben diyor bir insanı nefsim için öldürmem. Ve rivayette yanlış hatırlamıyorsam o kişi Müslüman oluyor bu söylediğinden dolayı. Allah için kızmanın çizgisi bu kadar ince işte. Görüyor musun? Bu kadar ince. Yapabiliyorsan maşallah, barakallah, biz bir şey demiyoruz. Fakat öyle bir kızacaksın ki insana, bugün tövbe ettim anında affedeceksin. Yapabiliyor musun? Yapamıyorsan bil ki kin var içinde kardeşim. Adam sana bir kötülük yaptı veyahut da başkasına bir kötülük, kızıyorsun adama. Baktın ellerini açmış tövbe ediyor. Bütün sinirin o anda gitmesi lazım. Kızgınlığın o anda gitmesi lazım. Gidiyor mu? Gitmiyor kardeşim. Gitmiyor senin kızgınlığın. Lan sen tövbe ettin, bugün yarın yine işlersin diyorsun. Adam öyle yapıyor. Yarın yine işlersin. Kızacak ya ona. Namaz kıl diyormuş. Onun kıldığı namazdan ne olur? Allah muhafaza buyursun. Bu Allah için kızmak değil. Bugün insanımız Allah için sevmeyi yapsın. Tehlikesiz olan taraf bu taraf. Allah için sevelim. Allah için kızmak ince bir çizgidir. Onu herkes yapamaz yani. Kalbini çok ince bir şekilde muhafaza eden insanların yapabileceği iş. Onun için madem bu iş sıkıntılı, o vakit biz İmam Gazali üstadımızın dediği gibi Allah için sevmeyi yapalım. Allah için sevelim birbirimizi. Ve o zaman bakacağız, karşımızdakini de anlamaya çalışacağız. Adam bugün tarikata karşı. Nasıl sen tarikata karşı olabilirsin? Tarikat nedir biliyor musun? Tarikat İslam'ın ruhudur. Şeriatın ruhudur tarikat. Ruhu olmayan beden nasıl kalıyorsa cansız, tarikatı olmayan şeriat
Tarikatı olmayan İslam'da öyle cansız bir beden gibi suret kalır, görünüş kalır sadece. İbadetin ruhuna ermek istiyorsan, evamirin ruhuna ermek istiyorsan tarikat lazım. Meşayih-i kiramın nuru lazım bize. Onların nurunu aldığımız zaman alabiliriz. Kim anlatabilir? Onların üstün düşünceleriyle, bakışıyla kim bakabiliyor bu zamanda ya? Bakın ben size bundan önce şeyhimizin bize verdiği kalbimize ışıkla birkaç buna benzer bir örnek anlattım ama bir Mevlana Celaleddin Rumi örneği anlatacağım. Bakış tarzını bir görün. Onlar nasıl bakıyorlar meseleye? Ben size daha önceden diğer dergahta bunun benzerlerini teyip dinleyen bir bisikletle teyip de gezen birisi olarak anlatmıştım. Hatırınıza geliyorsa. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri bir gün Allah berekatını üzerimize düşürsün. Celle Celaluhu. Şeyinden çıktı diyor. Dergahından çıktı dervişlerle birlikte. Baktı bir suçluyu asmışlar. Bir suçluyu asmışlar. Herkes ne gözle bakar bu asılan suçluya? Allah seni affetsin. İşlediğin günahı kendin de astırdın. Dervişler de öyle söylemişler. Dervişler de öyle söylemişler. Niye asılıyor tabii o zaman? Şey için. Ne derler? Örnek olsun da başkaları yapmasın yani. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri gitmiş onu ayağından öpmüş. Onu ayağından öpmüş. Ve ne demiş biliyor musun? Davası için demiş canını vermiş. Davası için canını vermiş. Ben bunun ayağını öperim diyor. Neydi? İşte şu suç. O suç için canını vermiş. Yaptığı yanlış bir şey. Ama canını verecek kadar kendini vermiş davasına diyor. Ne öğretiyor dervişlere? Ne öğretiyor? Her şeyden alacağınız bir ibret var. Bir ibret var. Size ben de demiştim ki, Şeyh Efendi söylemişti bizim ağzımızla. Adam müzik şeyini, teybini bisikletine takmış durmadan zangır zangır müzik dinliyor. Gören adam da dalga geçiyor, kızıyor. Biz nasıl bakmalıydık o meseleye? Adam onu sevmiş, şarkıyı sevmiş, müziği sevmiş. Bisikletle bile gitsem diyor, yine dinlerim, yine dinlerim. Biz Allah'ı seviyoruz diyoruz, Resulullah'ı seviyoruz diyoruz. Elimize tesbih alıp da bir kahvehanede oturmayız biz zaten de şeyde neydi o? Minibüste giderken, otobüste giderken yahu tesbihimi çıkartayım da Allah diyeyim. Utanıyor. Allah demekten utanıyor. Ders al işte her yerde. Bir takke takacağız utanıyoruz. Kimin takkesi bu? Resulullah'ın takkesi sallallahu aleyhi ve sellem. Utanıyoruz. Öteki gidiyor bilmem bir gavur şapkası takar. Utanmaz. Ders alacaksın ondan. O nasıl utanmıyor ya? Bu adam utanmıyor. Saçma sapan da bir şapka takmış. Ne yakışır ne bir şey, hiçbir şey yok. Neden? Moda diyor. Moda diye takmış. Yahu şu moda elbiselerini bir görsen. Allah'ım ya. Bir de ona para verip alıyorlar bir sürü. Tamam mı? Çıkıyor. Ne onların sahneye mi işte? Neyse podium, o çıktı. Podium. He? Podium. Podium'a çıkıyor. Allah. Buna şimdi diyor insan. Akıllı insan. Hangi akıllı buna para verir? Bedava versen giymesin. Ama adamlar ona bir sürü para döküp alıyorlar, giyiyorlar. Bir de var ya kendi zevki diye değil ha. Bir oluşturmuş böyle şeytan sistem. Bu moda diyor. Geliyor. Bir bu taraftan geliyor. Bu moda diyor. Bunu al. Al bunu al. Buradan geliyor diyor ki. Kimse de yok bu elbisede. Bir giydin mi tamam. Herkes sana bakar. Herkes sana bakar ama o sonrasını söylemiyor. Herkes sana bakıp deli der. Orayı söylemiyor tabii. Herkes sana bakar. Herkes seni seyreder. Gidiyor onu alıyor. Moda diye alıyor. Ama Resul-i Ekrem'in elbisesi var. Modası geçmeyen bir elbise bu. Allah'ın sevdiği elbise bu. Neden? Çünkü Habibine onu giydirmiş. Resul-i Ekrem'in, sahabe-i kiramın, Hazreti Ali'nin giyiniş tarzı var, Hazreti Ebubekir var,
Hepsi Peygamber-i Zişan'a ittiba ettiler. Bizim Şamlı ecdadımız Osmanlı da onlara uydular. Elbiselerini onlara çevirdiler. Ama biz onların bir tane şeyini yapacağımız zaman yapsak mı, yapmasak mı? Acaba ne derler? Bakarlar mı, bakmazlar mı? Dalga geçerler mi, geçmezler mi? Düşün, 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 düşün. Sonra sırt üstü yat, şeytan tepene çıksın. Her şeye ibretle bakalım inşallah. Allah için sevmeyi başarırsak, devamını da başarırız. Devamını da başarırız. İşte İmam-ı Gazali Üstadımızın bize verdiği budur. Din meselesi kardeşim, din her şeyi olduğu gibi komple sarar, her şeyde uygulanması gereken bir şeydir. Bir mesele anlatalım bakın. Şimdi dini şuradan ayıralım, buradan ayıralım dediler, batırdılar da batırdılar. Dün camideyiz, bir mesele okuyor. Diyor ki şimdi çok ibretlik bir durum. Hristiyanlar nikahlarını kim kıyıyor Hristiyanların? Papazlar. Papazları kıyıyor. Nerede kıyıyor? Kilise. Kilisede kıyıyor. Biz Müslümanlar, bizimkiler din işleriyle devlet işlerini ayırdılar. Peki, öyle mi? Bakın şimdi sizin çıkarttığınız sorunları anlatayım ben. Nikahı kim kıyması lazım? Aslında hoca kıyması lazım. Nerede kıysın? Camide kıysın. Tamam. Yok, biz resmi dairelerimizde kıyarız. Peki, kıyın resmi dairelerinizde. Soru gelmiş Diyanet İşleri'ne. Ne diyor soru? Yahu diyor şimdi kocası ölen kadın, evet. Kocası ölünce diyor oradan ona bir maaş kalıyor. Evet. Şimdi o maaşı kendisine kaldığı için gidip ikinciye resmi nikahla da evlenmiyor başka bir erkekle. Ne yapıyor? İmam nikahıyla evleniyor diyor. Bu imam nikahıyla evlenince maaş da kesilmiyor. Bu evlilik caiz mi diye soru gelmiş. Hadi bakalım. Bu sizin tarzınız şimdi. O da diyor ki bu İslam ahlakına uymaz. Cevap da böyle. Öyle mi? Peki İslam ahlakına orası uymuyor da bu taraf uyuyor mu yani? Siz imam nikahını geçerli saymıyorsunuz, öyle değil mi? Saymıyorsunuz. O zaman bu adam evli değil ki zaten. Evli değilse o zaman şeyi alsın. Maaşı alsın. Zina yapana veriyorsun maaş. İmam nikahlı olana zaten imam nikahını muteber saymıyorsun. Geçerli saymıyorsun. O zaman adam sana şöyle diyebilir. Kardeşim ben resmi nikah yapmamışım. Tamam yapmamışım. Ben ikinci evlenmemişim. Evlenmemişim. İmam nikahı zaten senin prosedürüne göre geçerli değil. O zaman ben evli değilim kardeşim. Bütün prosedüre uyuyorum ben yani. Din işini ayırırsan devlet işinden böyle kalırsın ortada işte. Böyle kalırsın ortada. Onun için din şurada burada uygulanacak bir şey değildir. Din hayatın her sayfasında kuralları uygulanacak bir şeydir. İmam nikahı gerçek nikahtır. Bunu düzeltmedikten sonra bu problemlerin ortasında kalırsın. Bu bir tanesi. Kaç tane daha bunun üzerine çıkabilir? Kaç tane daha? Kaç tane daha çıkabilir? İnsanımıza Allah korkusunu öğretmedikten sonra, dine ittiba'ı öğretmedikten sonra, vicdanlı insanları haline getirmedikten sonra böyle sıkıntılar, müşkiller içerisinde ortasında hop kalırsın. Kalırız. Vicdansız insan yetiştirirsen ne olacak? Ona ne kadar kural söylersen söyle hayretmez. Allah'tan korkan bir toplum yetiştirmemiz lazım. Allah'a dönen bir toplum yetiştirmemiz lazım. Ama tabii bunun için de hep birlikte çalışmamız lazım. Sadece bir kişi değil, sen de çalışacaksın. Senin vazifen nedir? 3 kişi, 5 kişiyi toplayıp getireceksin. Burada duyduğunu anlatacaksın. Ailende uygulayacaksın. Yarına bırakmayacaksın. Kendine bahane bulmayacaksın. Bakınız, insan ne diyor Hazreti Ömer radıyallahu teala an? Yanlış hatırlamıyorsam onun sözüydü. En sert hitaplarımın muhatabı kendi nefsimdir. Ne demek yani? Ben kızıyorsam en çok kendi nefsime kızarım. İnsan böyle olması lazım. Ama bizim bugünkü insanımız ne yaptı? Bir de dini çok iyi yaşıyorum diyenler yani. Bütün ruhsatları kendi için uyguluyor, kullanıyor. Fakat kardeşinin bir yanlışını gördü mü hemen onun üstüne hurra yükleniyor. Öyle değil. Tam tersini yapacağız. İmam-ı Azam Efendimiz gibi ne yaptı? En hafif kuralları
mezhebine koymaya gayret gösterdi. İnsanlar kolaylığa ersin diye. Ama kendisi hep azimeti aldı mübarek. Zor olanı aldı. Dediler ki ya siz mezhebinizde böyle buyurdunuz. Dedi ben o zor durumda kalan insanlar için öyle buyurdum. Ama en güzel de ise onu yapmaktır benim işim, benim vazifem yani. Şimdi biz de dini kuralları öğrendiğimiz zaman nefsimiz hemen ya işte bu akşam gelmedim de işte çocuk hastaydı. Ya çocuğun hastalığıyla sen bir şey yapıyor muydun o gün? Yatsı namazına gitmiyorsun, çocuk hastaydı. Sen bir şey yapıyor musun çocuğun başında? Yok. Bir şey yapmıyor. Git namazını kıl, namazda dua et, çocuğuna Allah şifa versin. Zikire gideceğim, işte hanım biraz rahatsızdı. Ne yaptın? Doktor musun sen? Bir şey yapacağın bir şey var mı yani? Yok. O yatacak orada, sen de kenarda oturacaksın. Nöbette bekliyorsun. Yapacağın bir şey varsa tamam. Yoksa daha niye oturuyorsun? Gel zikrine dua et. Allah şifa versin Celle Celaluhu. Kendimizi böyle basit şeylerle kandırmayalım ya. Biz sağlam ipi tutalım Allah'ın izniyle. Nefsimiz bizi ya öyle de yapsam olur, böyle de yapsam olur. Hayır, olmaz kardeş. Ben sağlam yoldan gideceğim. Ama mümin bir kardeşimde gördüm eksiklik. Kardeşim şöyle de yapsan da olur. O kolaylığı ben ona söylerim. Ben kendi nefsimi azdırmak için girmedim ben bu yola. Nefsimi terbiye etmek için girdim. İşte. İnşallah Allah tebareke ve teala hakiki dervişlerin yolundan gitmeyi bizlere nasip eylesin. Nefsimizi terbiye edelim. Allah'tan korkan kullar olalım inşallah. İlahi Teala Fatiha.